İstanbul'un Kadıköy'ünde Yer Dermeği denen yer var. Orada 1932 yılında kültürlü bir aileye doğmuşum. Gelirler Genel Müdürü'ydü bir dayım, bir tanesi İller Genel Müdürü'ydü. Teyzem Işık Lisesi'nde müdür yardımcısıydı. Onlarla büyüdük. Çok disiplinli, çok ciddi bir çocukluk hayatı geçirdik. Evde çok kadın vardı. Onun için ben hep sokaklardaydım. Çocukları toplardım, onlarla oyun oynardık. Onlarla hikayeler düzenlerdik, anlatırdık birbirimize. Sonra ortaokulda giderken Çamlıca Lisesi'ne yazdırdılar beni. Arabayla gidiyorduk. Çok eğlenceli oluyordu. Sonra teyzem olmaz, o kadar para veremeyiz dedi. Beni Erenköy Lisesi'ne yazdırdı. İlk gün başladık. O akşam Erenköy Lisesi yandı. Bizi daha aşağıda Göztepe Ortaokulu'na gönderdiler. Ortayı liseyi orada bitirdim. Sonra lise bitince üniversite geldi. O zaman fen lisesinden mezun olmuştum. Fen bölümünden mezun olmuştum. Fen mezunları her üniversiteye gidebiliyordu. Hukuka gideyim dedim o zaman. Gittim dayıma sordum. Dayım git İzmir'de oku dedi. Kim var İzmir'de? Kimse yok. Nasıl okuyacağım dedim. Orası senin sorunun dedi. Gittim. Orada Belkar kitap evi vardı. Oraya işçi olarak girdim. Ertesi sene tekrar geldim. Bu sefer İngilizce bölümüne müracaat ettim. Çok iyi bir dereceyle girdim. Hocamız Mr. Profesör Gaten miydi? O zaman okullarda onun kitabı okunurdu. Gaten bir bana çok yardımcı oldu. Bana ilk okullarda İngilizce kursları buldu. Mali durumum güzeldi. On sene yurt içinde, yurt dışında rehberlik yaptım. Rehberlik yaptığım yerlerde tabii ilk işi turistlerin müzelerimizi gezmekti. Bakıyordum hepsinin ellerinde, defterlerinde gideceğimiz yerler hakkında bilgiler var, yazılar var. Onun için çok kolay anlıyorlardı benim dediklerimi. Bana sorular soruyorlardı, bu çok hoşuma gidiyordu. Ben de onlara Türkiye'nin sosyal, ekonomik, sanatsal durumları hakkında bilgi veriyordu. Bu çok hoşlarına gidiyordu. El sanatları hakkında verdiğim bilgiler. Türkiye'nin neresinde halı kilim dokunuyor? Ne tür kilimler dokunuyor? Nerede çorap var? Nerede mavi boncuk yapılır? Göz boncuğu yapılır? Nazar nedir? Bunları anlattıkça sen diyorlar rehberlik yapma. Sen git kooperatif kur. Kooperatif kurdum ben de. Çorap kooperatifi kurdum. Adı Turizm Geliştirme Kooperatifi. İnsanlar 40 tane kadın sırayla geldiler. Tüzük hazırladım. Parmak bastılar her sayfaya. Tüzüğümüzün her sayfasına parmak bastılar. 40 kişilik bir kooperatifimiz oldu. Adamlar bağırıyorlardı ben giderken. Bizim evde toplanın, bizim evde toplanın. Onlara Kenan Özbel'in Mandolu Köylü Çorapları kitabından sayfalar koparıp çerçeveletip odalarına astım. Dediler ki bizim ihtiyacımız yok ki buna. Onlar ezbere dokuyorlardı her şeyi. Hiç ihtiyaçları yoktu. Daha güzellerini dokundular. Daha güzellerini dokundular. Öyle dokundular ki çorapları. Çorap desen değildi. Kompozisyondu. Bir daracık bir alanda çok ciddi bir kompozisyondu. Bir alanı vardı. Sonra topuk deseni ve taban altı vardı. Konç kısmı da farklı üç desendi. En başında da dörtlü örgü vardı. Yanlarında püsküller. Bu çorapları en güzel ormanlarla dokuduk. Bir oda dolusu çorabımız oldu. Rengarenk, mücevher gibi görüyordu uzaktan. O kadar güzeldi ki renkleri. Çarşamba günleri gidiyordum. Herkes iki çorap dokuyordu. Çorap dokurken birbirlerine göstermeye çalışıyorlardı. Zaten gösterseler de anlamazlardı. Çünkü bu çoraplar tersinden dokunur. Yüzden dokunursa terse dönünce kısar. Herkes getiriyordu çoraplarını. Uzun bir masa vardı. Bir dükkan tutmuştuk tabii. Uzun masa üzerine diziyorlardı çorapları yan yana. Bunları kontrol edenler 40 kişi her sırayla her hafta 2 kişi kontrol ediyordu onları. 1 numara, 2 numara diye
düzeyini gösteriyordu. Herkes bir numara olması için çoraplarının bütün hafta boyunca çok güzel çalışıyorlardı. Çorapların hepsi kadınlar yazarak, söyleyerek anlatamadıklarını çoraplarla anlatırlardı. Ama artık o devir geçmişti. Çorapların desenleri çok önemliydi. Halı kilim gibi ama ondan daha zor belki. Küçük bir alanda elinde ezbere dokuyordu. Bu desenleri dokuyordu ezbere. Bu çorapları hanımlarımız akıllarından yaptılar. Çünkü nasıl ilk doğduğumuzda ana dilimizi çevremizden öğrenirsek, onlar da bunu annelerin elindeki çoraplardan, örgülerden gördüler. Asla unutamazlar. Ana dilimizi de unutamayız. O zaman bunların bir anlamı vardı. Bugün o anlam yok. Çünkü kadınlar sadece desenlerle anlatmıyorlar isteklerini, durumlarını, sosyal durumlarını. Konuşabiliyorlar, yazabiliyorlar, her şeyi yapabiliyorlar. Onun için bu desenleri başka yerde kullanmalıyız. Her türlü ürünümüzde, endüstri ürünümüzde türkualite aklıma geliyor. Türkualite neden bunları göz önüne almıyor? Her türlü ürünümüzde Türk desenlerini kullansak ne kadar güzel olur? Bir Norveç eşyası alırsan biliyorsun o Norveç'e aittir. Çünkü onun desenlerini kullanıyor. Biz de illaki çorapta kullanmak zorunda değiliz. Yani böyle çorapta kullanmak zorunda değiliz. Kısa çorapların katlama kısımlarında, diz altı çoraplarda, kazaklarda, kazakların kollarında bir her türlü şeyde kullanabiliriz bu desenleri. Ve bu insanlar bugün en az 70 yaşında. Ama çoraplar duruyor. Onları bilgisayara yükleme olanağımız var. ...90 yılında annem öldü. Ben de artık İstanbul'da kalmak istemedim. Tur yaparken Selçuk'un Çamlık ilçesindeki bir dükkana getirmiştim turistleri. Minibüsteki adama dedim, ne kadar güzel bu yerler. Aman dedi, hep öyle dersiniz ama bak burada sizden kimse var mı? Ev olsun dedim. Ev oldu da biz mi gelmedik? Benim evim var, alır mısın dedi. Alırım dedim. Ev aldım, onun yanındaki evi bana sattı. Orada 19 sene kaldım. Çamlık'ta. 19 sene. Nasıl benim okulda sınıflar cennetimse, okulda onlarda çocuklarla çok mutluysam, buranın çocuklarıyla da çok mutlu oldum. Sırada lavantalar bayağı, lavanta torbaları pek gözdeydi. Herkes lavanta torbası yapıyordu, satıyordu. Ben de lavanta torbası yaptım ama içine lavanta koydum, boş değil. Üstünde ütüleyerek kapattım. Böyle lavanta keseleri yaptım. Kumaşı kutunu, kenarına boncuk işi yaptım. Sonra daha büyüklerini yaptım. İçine gene kutunu ve bir mozaikten desen çıkarılmış desen. Ve sapı dörtlü dokuma. Sonra Lalehan, bilirsiniz Lalehan oya merkezidir. En güzel oyalar orada dokunur. Bir gün turda Pamukkale'ye gidiyordum. Bir kadın elinde kumaşlı böyle eşarplarsa başörtüler sallıyordu. Böyle işler vardı üzerinde. Nereden yapıyorsunuz bunu diye sordum. Tavastan dedi. Kim yapıyor dedim. Sor bulursun dediler. Hemen turu gönderdikten sonra hava meydanından memleketlerine geri döndüm. Denizli'ye, Tavas'a gittim. Bunları yapan kadının kardeşinin bakkalı varmış. Bakkal bana çırağını yanıma kattı, kardeşine gönderdi. Sülahi evli, iki çocuğu var. Bir kızı, bir oğlu var. 28 yaşındayken kocası inşaat işçisi.
kendilerine ev yaparken inşaattan düşüp ölüyor. Ve bu kadın kendini, işini daha çok arttırıyor. Başkalarına iş veriyor. Dedim ki bana 25 santime 25 santimlik bir alanda bir çiçek yapar mısın? Bunlara gül diyorlar. Bunlar da, bunların ismini unuttum, piramitler böyle. Yaparız dedi. Böyle gittik. Sadece Japonya'dan gelen bir kumaşı yapıyorlarmış. Çünkü bunları makinede yapıyorlar. Buna çember şeklinde bir şey vardı. Ne derler ona? Kasnak. Kasnak. Buna kasnak nakışı diyorlar. Kasnak da yapıyorlar. Kenarlarına da oya lazım. Ne yapacağım? Önce tel yaptırdım. Hoşuma gitmedi. Sonra Lallahan'a gittim. Duymuştum adını. Lallahan'da acayip pazar günleri pazar var. Oyalar satıyorlar. 5 liraya. Ama o kadar çirkin, o kadar çirkin şeyler ki inanamadım. Sonra gittim bir kahveye oturdum. Kahveci geldi. Baktı bir yabancı kadın oturmuş orada. Dedi ki nasıl yardımcı olayım? Dedim ben oyu yapan insanlarla tanışmak istiyorum. Ha dedi. Mehmet Bey var, onun karısı yapar. Telefonu var bende dedi. Telefon ettim, Mehmet Bey geldi. Konuştukça efendi bir adam. Geldi beni, aldı beni evine götürdü. Karısının oyalarını gösterdi. Karısı dedi ki bundan çok daha güzellerini yapan var. Eşim götürsün sizi dedi. O beni evlere götürdü. Sandıklardan neler, taşlar çıkardılar, oyalardan yapılmış. İçim eridi gördükçe. Onlara oya yaptım. Bavulla gidiyordum, bir bavul oya alıp geliyordum. Böylelikle ölmekte olan oyacılık Lalahan'da canlandı. Belediye işe el attı. Erkekler işe el attı. Müze kuruldu. Kooperatif dükkanı devrettikten sonra dükkanın adı Kilim Kitabevi'ydi. Devrettikten sonra oğlum bir iletişim internet şirketi tuttu, açtı. Türkiye'deki ilk bekçi şirketten biriydi. Adını da Kilim koydu. Ben de sanatları yaparken, yurt dışına giderken bir broşür bastırdım. Adını Kilim koydum. Kooperatif bitti. Ama çoraplardan geçmek mümkün değil. Öyle bir dalmıştım ki çoraplara. Turlardan birinde Çanakkale turunda. Çanakkale pazarına rast geldik. Genç kızlar vardı rengarenk kıyafetler içerisinde. Öğrendim Pamak kızlarıymış. Pamaklar Çanakkale'ye 150-200 yıl önce falan gelmişler. Dağ köylerinde yaşıyorlar. Çok güzel işleri var. Bunları yapıyorlardı. Çorapları yapıyorlardı. Aynı gene kompozisyon var. Gene bir genel topuk var. Bunları ben onlardan anahtarlık yaptım. Sonra iş aldım. Turizm ajantılarına götürdüm. Çok beğendiler. Ama bana öldüresice bir fiyat verdiler. Bana 5 liraya mal alıyorsa bana verdikleri fiyat 6 liraydı. Ve bundan %20 stopaj kesiyorlardı. Ama kadınlar çok mutluydu. Onlardan yüzlerce aldım. Boncuktan yüzlerce aldım. Ve 15 bine yakın yaptım bunları. Hediye olarak verdiler kilim halı sattıkları insanlara. Onları da biraz yaptım. Ama bunu kadınlar mutluydu. Paralarını alıyorlardı. Ama benim ikramiye bitmişti artık. Daha büyük şeyler yapmalıydım. Çoraplardan o kadınların kıyafetlerini gördükten sonra bebek yapmaya karar verdim. Zaten müzelerde o kadar çok bebek satılıyordu ki. Hatta Yunanistan'da sokaklar, bebek sokakları vardı. Sokaklarda yemekler yeniyordu. Dükkanlarda türlü türlü bebekler vardı. Çoğu fabrikasyondu. Ben bez bebek yapmaya karar verdim. Çünkü bir pazarda bir bez bebek görmüştüm. Çok basitti. Onu aldım. Ondan sonra değişik bebekler denemeye başladım. İlk önce yaptığım bir parçadan bir bebekti. O da İbiş'ti. Sonra onu bir dükkana hediye ettim. Hala duruyor dükkanda. Sonra
sepet bebeklere geçtik. Onlar hakkında yazılar yazdım Facebook'ta. İnsanlar bana sordular, bize de öğret diye. Mesela Başkent Üniversitesi bize bebek öğret dedi. Tamam dedim. Kaç kişi var? İşte 8 kişi falan var. Gittim görüştüğümüz gün üniversiteye. Bir amfiye girdim, 90 kişi vardı. Ben de orada bir canlandırma yaptım, başka bir etkinlik yaptım. Belden aşağısı sepet olan bebekler yaptım. Belden aşağısı torba olan bebekler yaptım. İlla ki ayak bacak istiyorlar. Bacakları oynasın, elleri oynasın istiyorlar. Tamam. Kızım bir kitap getirdi bana. Oradan çok şey öğrendim. Orada belki 20 türlü bebek bedeni vardı. Ve yapılmış bebekler vardı. Ama hiçbiri benim gözüme yapmak istediğim bebek gibi gelmedi. Çünkü bebek yapmaktan maksadım önce Anadolu dokumalarını tanımak ve tanıtmaktı. Türkiye'de her tarafında dokuma yapılır, her evde. Uşağa yaklaşırken dan 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 vurma sesleri gelir. Ya halı kilimin kirkitle vuruyorlardır ya da dokumadır. Kumaşları öğrendim. Kumaşları aradım. Herkese sordum. Sandığınızda veya kesilmiş eski kumaşlar, kumaş parçaları var mı diye. Sonra Trabzon'dan başladım. Benim kökenim Trabzon. Trabzon en az işleme olan il. En çok işleme olan il de Kütahya. Çünkü Kütahya zengin bir. Çok zamanları var. Yani çok zengin kıyafetler yaptırabiliyorlar. Trabzon'da çalışıyorum. Bir de bunun arkasında sepeti vardı. Artık sepetle yapmıyorum. Kadınlar öyle iş görmesini istiyorum. Daha güzel işler görsünler. Önce onu yaptım. Nasıl yaptım? Ayaktan başlıyorum ben. Önce patikleri dokudum. Çorapları ördürdüm. Tam büyük çorabı gibi. Sonra onların yüksek donları var. Sonra şile bezinden etek yaptım. Şile bezinden gömlek yaptım. Bir arkadaş ördü bu yelekleri. Bu yelekler aynı zamanda göğüslerini tutan bir giyim parçasıdır. Onun altına da meşhur keşan kumaşından önlüklerini koydum. Başında da önce siyah bir şey var. Bu neden böyle bilmiyorum. Bir de siyah pullu eşarbı var. Saçı uzun. Bu bebekleri çok sevdiler. Ama ben çok yapamıyordum ki. Köyde o sırada kadınlarda işi yoktu. Kadınlar iş arıyorlardı. Çocuklar da geliyordu. Onları topladım. 12 tane kadın bebek yaptık. Önce Trabzon yaptık. Sonra Ankara Seymen yaptık. Seymenleri bilirsiniz. 29 Aralık'ta mı? Ankara'ya gelirken Atatürk Ankara'da nasıl karşılayacağını bilmiyor. Seymenler bir oluyorlar. Atatürk'ü karşılamaya çıkıyorlar. Atatürk çok rahatlıyor. Seymenler aslında Orta Asya'da kervanların güvenlik ne diyoruz? Güvenlik adamlarıydı. Kervanların yanında yürürlerdi. Kıyafetleri böyle düğmeli bir gömlekleri var. Üstüne bir cepkenleri var. Sonra burada belinde kuşak var. Omuzun kol altından kalçasına kadar. Sonra bir kütük var. Bu kütük içine parasını da koy. Tütünü de koy. Hançerini de koy. Kılıcını da koy. Onlar her zaman korumaya hazırlar. Onların kısa pantolonları giyiyorlar. Özel bir pantol. Zırhlı gibi. Çorapları gene örgü. Ve artık Karadeniz'de kadınların, insanların giydiği gibi otomobil lastiğinden pabuç yapılıyor. Bebekler için.
Bu bir pomak. Pomaklar çok süslü, dağ köylerinde dedik. Bu bir eski kumaş. Bu bir Çanakkale kumaşı dokunması. Bu ben böyle yapabildim. Ama onlarınki hep simle işlenmiştir yanları ve ortası. Cepkeni tamamen pullarla işlenmiştir. Ben o kadarını yapamadım tabii. Boynunda da kolye vardır. Burada söyleyeceğim şey şu. Şeyler Anadolu'da bütün kadınların elbiseleri bele kadar önden açıktır. Çünkü doğurgandır, emzirmek ister ve bunu göstermek istemez. Mümkün olduğu kadar rahat şekilde yapmak ister. Anadolu'da ata binerler, onun için çok rahat olması lazım. Anadolu'da makine yoktur, elde dikilecektir. İnsanlar değişik şekilleri dikemezler ama kesemezler. Geometrik şekiller kolay akılda kalır. Anadolu kıyafetlerinde de dikdörtgen, kare ve üçgen kullanılır. Hepsinde. Bakın, şimdi bir kol dikecek, kol boyunu alıyor. Dört köşe bir kol dikiyor. Eni, boyu aynı. Boy alıyor. Kulaktan bileğe kadar iki boy alıyor. Omuzlar dikişsiz. Sonra genişletmek için yan parçalar var. Önce kolla yan parçaları birleştiriyor. Sonra bedenle parçayı bütün olarak bir defa da dikiyor. Makine olmadığı zaman el dikişi olduğu için bunları hem kesmesi kolay hem de dikmesi çok kolaydı. Şeyde de erkekte şalvar, iki dikdörtgen bir kare, iki yan parça bir ağ ve bu kenarlarda üçgen, iki tane üçgen kesimi. Bütün şalvarlar aynıdır. Uzununda da aynıdır, kısasında da aynıdır. Uzununda bazen kat yaparlar, düğme korlar yan tarafa. Bileğe kadar dar iner, dizden bileğe kadar. Bütün kaftanlar, padişah kaftanları veya gömlekleri veya kadın gömlekleri hepsi aynıdır. Bir ön arka parça, bir kol, bir de yan parçalar. Üç parça. Ayrıca kadınlarda şu özellik var. Kadınlarda bütün elbiseler bele kadar açıktır. Emzirme sırasında boynundaki gömlek çıkarılır, çocuğun üstüne örtülür. Hem kadın rahat eder hem çocuk rahat eder. Ama bunun güzelliği her yörenin ayrı bir göğüs gömleği olmasıdır. Mesela bu Tokat. Tokat gömleği böyle bir işleme. Çok daha zengin işlemeleri var. Bu Çomak Dağı. Bakın burada üstten bir yelek giymiş. Beli lastiklidir. Yukarı çeker, bebeğin üstüne kapar kendisi çekik tutarak. Bu bir bindallı. Bir altınla kapamış, bele kadar kapalı. Altınla kapamış zenginliğine göre. Bu bir Çanakkale, bu bir Trabzon. Trabzon kapamamış bir şeyle. Altınları var onun. Bu neresi? Bu da bir Çanakkale pamak. Onda da 8-10 tane kolye vardır göğsünü kapayan. Bu daha uzun, aşağıya uzundur. Çocuğun kafasını kapar.